güzel gitti 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 ve sonunda geldi, çattı, klibimizi çektik, tarihimizi aldık, paylaşmaya geldi. İlk önce birazcık şarkıdan bahsedeyim. Şarkıyı kimler yaptı? Sarah Hudson, Coffee, King Harry ve sürpriz iki isim daha. Söylüyorum, hazır mısınız? Dua Lipa ve Diplo. Şarkının sözlerinde Dua Lipa, yani şarkının sözlerinde ve melodisinde, müziğinde Dua Lipa da var ve Diplo da var. Şarkının prodüksiyonunu King Harry yaptı. Gerçekten çok iyi bir ekiple çalıştım. Klibin yönetmenliğini de, genel yönetmenliğini ben yaptım. Aynı zamanda Emre Ünal yaptı. Türkiye'den bir ekiple de bu dünya devlerini birleştirip çok güzel bir iş çıkardık. Sanat yönetmenliğinde ve stylinglerde Oğuz Erel vardı. Gizem zaten, Gizem Önürme burada oturuyor. O her zaman yanımdaydı. Zaten bu yolda yanımda olanları zaten tek tek saymakla bitmez ama proje dahilinde konuşuyorum şu anda. Gerçekten hani çok güzel bir proje oldu. Hayalim hep şeydi. Dünya starlarına, dünya starlarıyla Türkleri birleştirip aslında Türklerin de ne kadar yetenekli olduğunu göstermekti. Sanırım hayalimi başarıyorum. Ay çok fazla yorum var. Çok heyecanlandım. Yani dünya pazarına Warner'la yaptığım anlaşmayla Türkiye için bir kapı açacağımı söylemiştim. Ve öyle de oldu. Şarkının kayıtlarını Utku aldı. Ve aynı zamanda İngilizce aksanımı çok iyi duyacaksınız. Çok müthiş İngilizce İngilizce konuşmuyorum. Luca burada. Hi Luca. Çok müthiş İngilizce konuşmuyorum ama ana dil gibi falan konuşmuyorum tabii ki. Ama İngilizcemin ana dil gibi aksanımın şarkı söylerken ana dil gibi duyulduğunu yabancılar söylüyor. Ve çok beğeniyorlar. Özellikle şarkı söylemek için çok çalıştım. Çalıştığım kişi de dünyanın en iyi vokal koçlarından Lorna'ydı. Hatta yakın zamanlarda Dua Lipa da paylaşmıştı. O da onunla çalışıyordu. Zaten bu projenin içerisinde Dua Lipa olduğu için, sözü ve müziğinde Dua Lipa da olduğu için ondan çok ilham aldık tabii ki de. Aynı zamanda Diplo ile başladığım yolculukta olayın buralara kadar gideceğini hiç tahmin etmezdim. Onun için de dünyaya çok büyük bir minnet, evrene, tabii ki Allah'ıma çok büyük bir şükür duygusu duyuyorum. Gelelim şarkımın klibine. İşte biraz bahsettim zaten. Genel yönetmenliğini ben yaptım. Diğer yönetmenimiz de Emre Ünal'dı. Oğuz Erel falan filan. Ekip zaten sağlam. Yine Yon vardı aramızda. Gibi gibi şeyler. Çok güzel bir ekiple klip çektik. Yurt dışından da ekipler bize dahil oldu. Birazcık Z jenerasyonunu hissettiren bir klip yaptım. Yani şarkının ismi Retrograde. Ve hani ben geri dönüş yapmam diyor şarkıda. Bana da bu şey gibi hissettirdi. Yani hani gezegenler retrograde yapar ya, geri dönüş yaparlar ya, işte Merkür retrosu falan diye. Bana da şey gibi hissettirdi sanki. Ben bir gezegenim ama geri dönüş yapmıyorum falan gibi bir şey diyor gibi hissettirdi. O yüzden uzayı görmek istedim ve ben kendimi uzayın bir parçasıymış gibi göstermek istedim. O yüzden de bir uzay mekiğinde çektik aslında klibi. Uzay mekiğinde çektik klibi deyince gerçekten uzaya çıktığımı düşünenler olabilir. Gerçekten uzaya çıkmadım. Ama hayal dünyamda çıkmış sayıldım. Yani klipte birazcık zaten yeni dönemi de birazcık hissettiren şeyler var. Yani hani sonuçta kova çağı işte falan, hani uzay zamanına giriş yapıyoruz gibi şeyler gündemde çok fazla vardı. Onlara da birazcık değindim. Yani çok güzel oldu. Çok heyecanlı oldu. İnşallah çok beğenirsiniz. Çünkü ben çok çalıştım. Yani hani mesela hani Warner'la da buluşma hikayemiz öyle oldu. Diplo ile de öyle oldu. Dua Lipa ile yollarımızın çakışması aynı şekilde öyle oldu. Zaten diğer isimler de araştırırsanız bakarsınız ki biliyorsunuzdur da çok iyi isimler. Dünya hiti yapan isimler.
Onun için de yani gerçekten çok kendimi güvende ve rahat hissediyorum. Böyle yani. Sorular sorun diyeceğim de aşağıda o kadar çok yazı var ki şimdi göremeyebilirim, yetişemeyebilirim. Okuyamıyorum çok fazla şu anda. Böyle bir sürü haber çıktı değişik. İşte şöyle mi böyle mi diye. Hepsini aydınlatmak istedim. Böyle son derece yine bebeksi. Ama birazcık da aslında benim büyümüş halimi de göreceğiniz bir proje. Zaten bir yıldır proje çıkartmıyorum, şarkı çıkartmıyorum. Bir yıl sonra zaten sosyal medyadaki aktifliğimi de bayağı azaltmıştım. Bilinçli bir şekilde birazcık ara vermiştim. İşlerime yoğunlaşmıştım. Bir yıl sonra aranıza yabancı şarkıyla dönüyorum. Bir sürü yabancı radyoda dinleyeceğiz beni, bir sürü yabancı sayfalarda beni göreceğiz. Dünyanın her yerinde olacağım ve umarım dünyanın neresinde olursam olayım beni severler ve sizler gibi beni hissederler. Annem şarkının nerede yayınlanacağını merak ediyorlar yazmış, tam ondan bahsediyordum. Tüm dünyada yayınlanıyor arkadaşlar çünkü Warner Müzik global dağıtıyor bu şarkıyı. Ama tabii ki de tüm dünyada yayınlanıyor. Eğer şarkı sevilirse tüm dünyada tutar. Spotify'da, yurt dışında bannerlar, Apple'da yani bir sürü bir şeyler olacak. Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ama gerçekten çok güçlü giriyoruz. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Ülkemizde ilk defa bu kadar güçlü prodüksiyonla bir şarkı çıkıyor. Bu yüzden aslında bu şarkıyı kendi adıma değil tüm ülkem adına çıkartıyorum. Çünkü bu projede büyük dünya starları olduğu gibi Dua Lipa, Diplo, Sarah Hudson, Kafi, King Henry, Luca olduğu gibi Türk isimler de var. Ben varım, ben gibi ekipte bir sürü insan var. Onların gücünü, onların sanatsal vizyonlarını da dünyanın görmesini çok istiyorum. Bugün aynı zamanda özel bir gün. Benim için çok dua edin. Ben çok inanıyorum. Artık tüm dünyanın gerçek anlamda şarkılarımızı, vizyonlarımızı görmesini istiyorum. Ve Allah'ım inşallah bana bunu nasip edecek çünkü ben çok hissediyorum sizin desteğinizle. Aynı zamanda bir YouTube kanalı var artık benim adıma official. Oradan da ilerleyen zamanlarda Selin'cim hoş geldin. İlerleyen zamanlarda paylaşım yapacağım yani hani YouTube hesabımı paylaşacağım. Şarkı çıkmadan oraya da işte abone falan olursunuz. Oradan dinleyeceksiniz şarkımı.